Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda 2020 kuryer aracımızın bir trim sesinden bahsedeceğiz. Bunun çözümünü göstereceğim sizlere. 2000 yani kuryer araçlarda özellikle daha doğrusu bütün kuryer araçlarda bu hemen hemen mevcut arkadaşlar. Şurada gösterge şapkası var. Burada 2000 ile 2500 devir arası. Şu anda sesi dinletemeyeceğim size. Çünkü ben daha önceden bu sese çözüm buldum. Yani yaptım. O yüzden şu an için sizlere ses dinletemeyeceğim. Şurada gösterge şapkasının üstünde 2000 ile 2500 devir arasında geliyor bu ses arkadaşlar. Şöyle elinizi koyduğunuz zaman ses kesiliyor. Çektiğiniz zaman ses başlıyor. Bununla alakalı göstergemizi sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Göstergenin arka tarafında bir sünger olması gerekiyor. Eski kasa yani makyajsız kasa kuryerlarda burada bir sünger var aslında. Bu süngerin yenilenmesi gerekiyor ses geldiği takdirde. Ama benim aracım 2020 Titanium Plus. Benim aracımda söktüğüm zaman herhangi bir şekilde orada sünger olmadığını gördüm. Ve sesin gelmesi de gayet normal. Çünkü bütün her şey plastik yani burada. O yüzden belli bir devirde araç aldı, belli bir devire geldiği zaman orada bir ses meydana geliyor. Bu da çok sinir bozucu bir ses oluyor. Genelde 2000-2500 devir arasında gittiğimiz için o yüzden bu sese bir çözüm bulacağız. Şimdi ben size nasıl yapabileceğimizi anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sökme işlemine başlamak için öncelikle şurada görmüş olduğunuz şu siyah yuvarlak parçayı sökmemiz gerekiyor. Orada bir alyan tutuyor göstergemizi. Onu sökmeyle işe başlayacağız. Daha sonra adım adım sizlere sökme işlemini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi o yuvarlak parçayı sökmeye başlayalım. Şu şekilde ucu küçük olan bir düz tornavida kullanacağım. Bununla esnetmeye çalışıyorum. Üst kısmından şöyle göstereyim. Bu kapağımız arkadaşlar, bu şu şekilde yani şöyle duruyor. Üst kısmında, alt kısmında bir tırnak var. Bunları esnettiğiniz zaman kolaylıkla sökebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar orada bizi 25 tork dediğimiz alyanımız vida tutuyor. Onu almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, ilk alyanımızı söktük. Biraz vida sıkı olduğu için zorluyor. O yüzden şey yapmayın. Daha sonra şuradan sanırım gözüküyor. Şurada görmüş olduğunuz bir çizgi var. Bu iki parça şeklinde burası. Bunları şöyle kenarlarından tırnağımızla yukarı doğru ittiğimiz zaman bu parça çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra göstergenin bu altındaki siyah parça var. Tüm bir parça bu. İkisi birlikte yani. Bunu da çektiğimiz zaman direkt geliyor. Zaten hepsi tırnaklı olduğu için korkmayın, herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu şekilde parçayı göstereyim ben. Daha sonra arkadaşlar orayı da söktüğümüz zaman bizi burada iki tane daha alyan karşılıyor. Bunları da almamız gerekiyor. Hemen şöyle ben ışığı da tutayım.
Bir tane solda şu görmüş olduğunuz şurada bir alyan var. Diğeri de sağda arkadaşlar. Hemen o da şurada elimin ucunda. Onları da sökmemiz gerekiyor göstergemizi çıkartabilmemiz için. Şimdi onları sökebiliriz. Evet arkadaşlar, o iki alyanımızı da söktükten sonra göstergemizi şu şekilde kendimize doğru çekiyoruz. Ve burnu arkada şu şekilde bir tane burada soketimiz var. Elektrik soketi. Evet arkadaşlar, göstergeyi çıkardım. Ben arka ön tarafta otururken çok fazla göremediğim için şey yapamadım. Şurada bir tırnağı var. Buna basıp şöyle bunu aşağı doğru aldığımız zaman bu çıkıyor. Daha sonra bir tane de iç tarafta var. Aynı soketlerde. Şöyle hemen ışığımı tutayım ben. Gördüğünüz gibi bir tane de burada soketimiz var. Bu da aynı şekilde. Orada tırnağı var. Ona basıp tırnağı attırmamız gerekiyor. Bu şekilde sökebiliyoruz arkadaşlar. Eğer göstergeyi tamamen komple almak isterseniz şurada ve burada tutan iki tane böyle geçmeli bir kabloları sabit tutan yapı var. Bunlar biraz zor çıkıyor. Ben aslında bunları ilk başta sökmüştüm. Ama şimdi tekrardan sökmeyeyim. Daha sonra şu şekilde gördüğünüz gibi ben bayağı bir şey yaptım. Şöyle şu kenarları komple altından itibaren. Hemen ben o parçaları sökeyim. Tekrardan size göstereyim. En iyisi öyle olur. Daha güzel olur. Evet, gördüğünüz gibi bu iki parçayı da söktükten sonra komple göstergemizi alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle dışarıda göstereyim ben size. Normalde buralarda herhangi bir bant yoktu. Tamamen komple çıplak bir şekilde duruyordu. Ben şu ayaklara olsun, bu etrafına olsun, yine üst taraf köşelere, kenar kısımlarına gelecek şekilde olsun. Bu şekilde bir bez bant uygulaması yaptım ve uygulama yaptığımdan beri şu ana kadar herhangi bir ses gelmedi arkadaşlar. Yani bayağıdır yaklaşık 1,5-2 aya yakın oldu hemen hemen kullanıyorum ve herhangi bir ses gelmedi. Bu şekilde basit bir uygulamayla bu sesten kurtulabilirsiniz. Gerçekten çok sinir bozucu bir ses. O yüzden böyle bir uygulama yapma gereği duyduk. Sağ olsun Club Courier'daki arkadaşlarımız da özellikle Şükrü ustamız var. O da sağ olsun bu konuda çok videoları vardı. Sökme takma ile alakalı. Ben de daha detaylı bir video çekme gereği duydum. Bu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi montaj kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi montaj kısmına geçtik. Tekrardan. Önce göstergemizi şu sökmüş olduğumuz iki tane kabloları tutan parçayı oturtmakla başlıyoruz. Direkt elinizle bastırabilirsiniz.
herhangi bir sıkıntı olmaz. Daha sonra bu soketleri oturtabilmeniz için şu alt kısmında oynayan parçayı en alta getiriyorsunuz. Önce ben sağ tarafı oturtayım. En alta getirip bastığınız zaman direkt oturuyor zaten. Şu şekilde. Sanırım belli oluyor kamerada. En alta getirdik. Bastırdık. Zaten yukarı doğru çıkıyor. Tekrar elimizi o parçayı yukarı doğru ittiğimizde tık diye oturuyor zaten. Daha sonra göstergemizi yerine oturtup alyanlarını ben şu an sıkayım. Onları kayda almayın. Çünkü video daha da uzamasın. Alyanları sıktıktan sonra diğer parçalarla tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar, alyanlarını sıktım. Şimdi ilk başta sökmüş olduğumuz şu küçük parça vardı. Hemen şurada. Yukarıda. Bilgi ekranının hemen üstündeydi zaten. Onu önce bir oturtalım. Evet. Bu şekilde kolaylıkla oturabiliyor zaten. Daha sonra bu sökmüş olduğumuz direksiyonumuzun üstündeki parça. Şu plastik kısım, sert kısım, çünkü şu arada bir yumuşak kısım var. Sert kısmı göstergenin altına doğru gittiğimizde zaten direkt yerlerini bulur arkadaşlar. Bastırdığımızda sesi de duydunuz zaten. Direkt oturuyor. Daha sonra bunu da yerlerine denk getirerek bu şekilde direkt oturtabilirsiniz kolaylıkla. Herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Evet. Videonun başında da dediğim gibi 2000-2500 devir arası gelen bu sesten rahatlıkla bu şekilde kurtulabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir işlem sürüyor, sürmüyor. Şöyle göstergeyi de açayım ki herhangi bir sıkıntı olmadığını görün diye. Hatta aracımızı da çalıştıralım. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Bu sesten bu şekilde kolaylıkla kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece göstergeyi söküp bir tane de bez bant alıp onu göstergenin arka kısmına, plastik yani kenar kısımlarına gelen yerlere çekmeniz yeterlidir. Dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 aya yakın oldu kullanıyorum. Daha herhangi bir ses gelmedi çok şükür. Yani bu kadar basit bir işlemi bile yapmamış fabrika. Ne diyebilirim bilmiyorum artık. Bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalıştık bizler de. Videoyu izlediğiniz arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.